Yanlış yol sözünde adamısın, izinle Kılıçdaroğlu. Buraya geldiğimde, Zonguldak'a geldiğimde içimde hep bir burukluk hissederim. Alın teri dökenlerin kenti diye, kara elmasın kenti diye hep düşünürüm. Madenciler için dünya kadar şiirler yazıldı, öyküler yazıldı, romanlar yazıldı. Hayatını kaybedenlerin arkasından hep beraber gözyaşı döktük. Ama emeğin dediğimiz, emekçilerin dediğimiz bir kentin yürüyüşünü de asla unutmadım. Ankara'ya yürüyüşünü de asla unutmadım. Ama bugün Zonguldak bir emekliler kentine dönüştü. Emeklilerin yoğun olduğu bir kente dönüştü. Madeni nereden alıyorlar? Madeni ta Güney Amerika'dan getiriyorlar kömürü. Güney Afrika'dan getiriyorlar kömürü. Dışarıdan getiriyorlar kömürü. Dünyanın parasını ödüyorlar, dünyanın parasını. 50 milyon, 60 milyon dolar paralar ödüyorlar. Allah aşkına şu dağların altında kara elmas var. Ve çalışmak isteyen binlerce kişi var. Söz verdim daha önce geldiğimde. Aynı sözü Allah nasip eder. Cumhurbaşkanı olduğunda sizlerin oyuyla onu da yerine getireceğim. Aşamalı olarak 5000 işçi alacağım. 5000. 5000 işçi alacağım. Söz verdiler. Yıllardır söz verdiler, yapmadılar. 5000 işçi sözü verdim. Geldiler dediler ki 2000 kişi alacağız. 2000 kişi alacağız diyenin üstünü kömürün karasıyla çizeceksiniz. 5000 işçi alacağım diyenin yanına da bir kömür koyacaksınız. Yanına koyacaksınız. Emeğin hakkı olarak koyacaksınız. Hiç endişe etmeyin. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her ortamda savunacağım ve direğini yapacağım. Hiç endişe etmeyin siz. Emekliye para vermiyorlar. Yeteri kadar para vermiyorlar. E zaten işçi de doğru dürüst kalmadı. Vatan kim? Esnaf. Esnaf da terk etti Zonguldak. Ne yapsın? Çalışan yok. Üreten yok. Alın teri döken yok. E kazanan yok. E gidip alışveriş yapacak kişi de olmuyor. Esnaf kardeşim de unutmasın. 5000 işçi çalıştığında en çok esnaf da kazanmış olacak. Ve sözüm var. Altı liderin sözü var. Esnaf sahipsiz, esnafı sahipsiz bırakmayacağız. Onların bakanlığını da kuracağız. Esnaf bakanlığımız da olacak. Esnaf bakanlığı. Herkesin kazandığı güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık. Kadınların derdini de gayet iyi biliyorum. Onların sorunlarını da gayet iyi biliyorum. Kırsalda yaşayan kadının sorununu da biliyorum. Karadenizli kadının, yürekli kadının nasıl çalıştığını, ürettiğini, nasıl kazanmak istediğini onu da çok iyi biliyorum. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin ayrışmaya, kavgaya değil, beraber olmaya, birlikte olmaya, birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Her evde, her mutfakta berekete ihtiyacı var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Evet, bu zor günler geçecek. Evet, güzel günler mutlaka gelecek. Hiç endişe etmeyin. Bunu da sağlayacağız. Bir şey daha. Köyler boşaldı. Köyler boşaldı. Köylerde kimse kalmıyor. Kalmak da istemiyor. Söz verdim. Gittiğim her yerde söylüyorum. Hiç endişe etmeyin. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Ve 100.000 öğretmenin atamasını yapacağız. İnsanlar evlatlarını okutmak için şehirlere geliyorlar. E köyde öğretmen olsun ne olacak? Köyün imamı var eyvallah. Köyün öğretmeni olacak eyvallah. Köyde ziraat mühendisi olsun, ziraat teknisyeni olsun eyvallah. Veteriner hekim olsun eyvallah. Niye olmuyor bunlar? Neden olmuyor? Gencecik üniversiteyi bitirmiş işsiz. Bunlara iş verin kardeşim. Köye gitsinler.
köyde çalışsınlar, köyde üretsinler, köylüye yardım etsinler, çiftçi kazansın, herkes kazanacak burada. Bu işin zarar edeni yok zaten. Eti dışarıdan getir, canlı hayvanı dışarıdan getir, buğdayı dışarıdan getir, arpayı dışarıdan getir, yulafı dışarıdan getir. Ya ne oldu ya, biz dışarıya mı çalışacağız? Milyar dolarları dışarıya öder. Olmaz. Bu düzeni ters yüz edeceğiz. Ne ezen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen. Rahmetli Ecevit buranın da milletvekiliydi. O diyordu. Ne ezen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen diyordu. İnsanca, hakça bir düzeni getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Emekli şehri dedim. Emeklilerden söz ettim. Eskiden burası çalışanların, üretenlerin başkentiydi. Kara Elmas'ın başkentiydi. Şimdi emeklilerin başkenti olmaya yolunda hızla ilerliyor. Bu tabloyu inşallah değiştireceğiz. Emekli de geçinemiyor. Ta 2015 yılından bu yana hep ısrar etti. Ya emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar olsun. En azından torunu gelirken, çocukları gelirken ya ceplerine 5-10 lira harçlık koyar bu insan. Ve sokağa çıkar, kahveye gider. Kahvede arkadaşlarına bir çay ısmarlar diye. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Bir sürü laf ettiler. Arkasından birer lira verdiler. Sonra ısrar ettim. Seçim geliyor ya. Biraz daha artırdılar bu rakamı. Sözüm söz, söz. Sözüm söz. Asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere birer ikramiye vereceğiz. Sözüm söz. Kurban Bayramı'nda bankaya gidecek emekli kardeşim. Bankadaki hesabına bakacak emekli kardeşim. 15 bin liralık ikramiyesini görecek. Görecek, görecek, görecek. Kimin sözü? Bay Kemal'in sözü, Bay Kemal'in. Bay Kemal sözünden dönmez. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Yani kardeşlerim, devasa bir bütçemiz var. Bütçede paranın nereye harcanması gerektiğine siyasi iktidar karar verir. Siyasi iktidar dese ki emekçi az verin, bütçeden para az ayrılır. Beşli çetelere çok verin ve oraya daha fazla para gider. Herkese para var. Emekliye gelince nereden bulacaksın? 27,5 yılımı devlete harcadım. 27,5 yılımı. Bütçe nasıl yapılır gayet iyi bilirim. Devletin ne olduğunu da gayet iyi bilirim. Paranın nerelere harcanması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Savurganlığı önlemenin nasıl olması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz bütçeye ödemeyi koyarsınız emekliye. Ramazan bayramında, Kurban bayramında zaten yılda iki sefer birer ikramiye vermenin hiçbir sakıncası yok. Ödeneğini koyarsınız, para da ona göre harcanır. Sözüm söz. 418 milyar doları dışarıya götürenler, size de sözüm söz. Götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Onlar tanıyorlar ki Bay Kemal devleti bilmez, devleti tanımaz. Devlet bakidir. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Devlet parti değildir. Parti devletine dönüştürdüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Devletine liyakatli insanların yöneteceği bir devlet olacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu da sağlayacağız. Fizik tedavi kuyruğun son bulacak diyor sana söz. 10 bin fizyoterapist atanacak diye meraklanmayın. Öğretmen kardeşlerim var bakın. Ücretli öğretmen var. Sözleşmeli öğretmen var. Kadrolu öğretmen var. Aynı işi yapıyorlar. Biri 100 lira alıyor. Biri 300 lira alıyor. Biri 5000 lira alıyor. Olmaz. Öğretmen öğretmendir. Ve öğretmenlerin hepsinin kadrolu öğretmen ve kendi kıdemlerine göre de aylık almaları gerekir. Bakın
her şeyin adaletini düşünüyorum. Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Bizim pırıl pırıl evlatlarımız işsiz. Pırıl pırıl gencecik çocuklar işsiz. Ama 3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. Sizlerin oylarıyla Allah nasip ederse en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. En geç 2 yıl içinde. Bize diyorlar ya, Bay Kemal milliyetçi değil. Ya vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancıları göndermek isteyen kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar. Her türlü kötülüğü yapanlar onlar. Ama suçlu Bay Kemal oluyor. Ben bu milletin vicdanına güveniyorum. Bu milletin ahlakına, bu milletin erdemine güveniyorum. Beraber bu ülkeyi değiştireceğiz. Artık bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişim olsun artık ya. Yeter artık ya. 20 yıldır, 22 yıldır yeter. Memleketi ne hale getirdiler? Ya bu memleket Allah aşkına ya. Bir kuru soğana muhtaç hale gelir miydi ya? Bir kuru soğana ya. Soğan alamaz hale geldik ya. Yazıktır, günahtır. Mutfaklarda yangın var arkadaşlar. Mutfaklarda yangın var. Ben şunu çok iyi biliyorum. Evladına beslenme çantasına, ekmek üzerine, ekmeğin arasına salça sürüp çocuğuna verip okula gönderen anneler biliyorum ya. Yazıktır, günahtır ya. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Bu evlatların karnı doysun istiyorum. Hiç endişe etmeyin. Çocuk beslenme çantası olmadan okuluna gidecek, suyunu içecek, sütünü içecek, arkadaşlarıyla beraber yemeğini yiyecek ve tok karınla evine dönecek. Hiç kimse endişe etmesin. O paraları niye getirecek? Bunlar için getirecek. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca yatırım yapacağız. Efendim Filios limanını CHP gelirse, Kılıçdaroğlu gelirse yapmayacakmış. Ya niye yapmıyor? Ay niye yapmıyor? Sizin babanızın malı mı? Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. Ve yapacağız. Daha güzelini yapacağız. Daha iyisini yapacağız. Karadeniz'de tersaneler var. Efendim tersaneler büyümesi lazım. Evet, büyümesi lazım. İstihdam yaratması lazım. Yapmıyorlar. Para nereye gidiyor? Beşli çetelere gidiyor. Beşli çeteler ne yapıyor? Ya şu Kemal Kılıçdaroğlu ayağını nasıl kaydırabiliriz? Nasıl bunun cumhurbaşkanı yapmaktan vazgeçirebiliriz? Sen saraylara güvenirsin, ben halka güvenirim. Sen beşli çeteler için çalışırsın, ben halk için çalışırım. Sizin için çalışırım. Bize milliyetçilik dersi veriyorlar. Bir iki cümle daha ona da ifade edeyim. Bize milliyetçilik dersi verenlerin gerçek anlamda milliyetçi olması lazım. Kuzey Irak'ta askerin kafasına çuval geçirilirken bunlar ne yaptılar Allah aşkına? Ne yaptılar bunlar? Seslerini bile çıkarmadılar. Seslerini bile. Seslerini bile çıkaramadılar. Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Hiç endişe etmeyin. Dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Kapattırmayacağım o dosyayı. Katilleri yakalayacağım ve adalete teslim edeceğim. Aynı şekilde Gaffar Okan içinde. Aynı düşüncem. Hiç endişe etmeyin değerli arkadaşlarım. Bir Suriye tezkeresi var. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu Suriye tezkeresine niye hayır dedi? Suriye tezkeresinde ne vardı? Terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve o gelenekten gelen bir anlayışın siyasetçisi olarak kendi ülkemde hiçbir zaman bir yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye sordum. Bu yabancı askerler kimi davet edeceksiniz? Amerikalıları mı? Rusları mı? Yunanları mı? Almanları mı? Kimleri davet edeceksiniz? Erdoğan'a sordum. Hangi yabancı askerleri davet edeceksiniz? Terörle mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz tarihi yazmışlardı. Ve terörle mücadelede büyük başarılar elde etmişlerdi.
Ya onların hepsini elini öpüyorum. Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet edeceğim diyorsun. Vay Kemal buna evet desin. Vay Kemal evet der mi ya? Vay Kemal Milli Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu bil. Her şeyi bilir. Son söz. Ekrem Başkan'ın güzel bir şeyi vardı. Ne diyordu? Her şey. Her şey. Her şey. Her şey. Her şey. Köprünün üzerinde de vatandaşlarım var. Onlara da seslenmek isterim. Her şey. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharları getireceğim bu ülkeye. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağım. Hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun 85 milyonu barıştıracağım. 85 milyonu. Kavgadan bıktık ya, ayrışmadan bıktık ya, yetmez mi artık ya? Niye kavga ediyoruz? İşimiz olsun, gücümüz olsun, güzellikler olsun. Dünyanın en güzel ülkesinde huzur içinde yaşayacağız ve barış içinde yaşayacağız. Gönlüm, yüreğim sizlerle beraberdir. Unutmayın. Gönlüm, yüreğim sizlerle beraberdir. Sizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Orada çocuk Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sevgili Zonguldaklılar, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun kahraman madencileri,